Nijerya'nın Yobe eyaletinin Ucra bir köyünde Boko Haram saldırısından kaçan 150'ye yakın kişi boğularak öldü veya öldürüldü. 18 Ağustos'ta ortaya çıkan olayın 13 Ağustos günü yaşandığı bildirildi. AFP'ye konuşan Kukuva Gari köyünün bir sakini Boko Haram'ın silahlı adamları köyümüze saldırdı dedi. Saldırıda köylülerin üzerine ateş açıldığı için köylülerin kaçmak zorunda kaldığını ifade eden Modu Bulami adındaki başka köylü birçok kişiyi öldürdüler. Ne yazık ki kurtulmaya çalışan çok sayıda köy sakini de ırmağa atıldı. Irmak yağmur nedeniyle çok yükselmişti, çoğu boğuldu dedi. Bulami elimizdeki son bilançoya göre 150 kişi öldürüldü veya bu saldırı sırasında boğuldu. Silahlı kişiler boğulmakta olan köylülere yardım eden bir balıkçıya da kasıtlı bir şekilde ateş açtı diye anlattı. Bu katliamın geç duyulması Boko Haram'ın çevre köylerdeki telefon şebekelerini tahrip etmesinden kaynaklanıyor. Söz konusu köy, Yobe eyaletinin başkenti Damaturu'ya 50 kilometre mesafede bulunuyor. DAEŞ'e bağlılık yemin eden Boko Haram da insanlık düşmanı grup DAEŞ gibi geçtiği her yerde vahşi suçlar işliyor. Boko Haram'ın 2009'da ortaya çıkışından bu yana bu grubun saldırıları ve çatışmalarında 15 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Muhammed Buhari, ordu güçlerine Boko Haram'ı bitirmeleri için 3 ay süre tanımıştı. Ancak Buhari'nin iktidara gelişi ardından ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'ın saldırıları şiddetlenerek bini aşkın kişinin ölümüne yol açtı. Pusular ve genellikle kadınlar tarafından gerçekleştirilen intihar saldırıları komşu Kamerun ve Çad'a da yayıldı. Irak eski başbakanı Nuri el-Maliki bir soruşturma kapsamında Musul'un düşüşünden sorumlu tutuldu. Hakkındaki raporu değersiz bulan Maliki, Musul'un düşüşünün Ankara'nın komplosu olduğu suçlamasında bulundu. Irak Başbakanı Haydar el-Ebadi'nin yolsuzluk protestoları ardından hazırladığı reform paketinde başbakan ve cumhurbaşkanı yardımcılığı bir görev alanı olmaktan çıkartıldı. Her birinin 3 yardımcısı var. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları arasında Nuri el-Maliki de bulunuyor. Bu reform paketinin 11 Ağustos günü parlamentodan geçmesi ardından parlamenter bir komisyonun Musul'un düşüşüne ilişkin soruşturma raporu da açıklandı. Soruşturma raporunda aralarında Nuri el-Maliki'nin de olduğu 36 kişi Musul'un düşüşünden sorumlu tutuldu. Eski başbakan Nuri el-Maliki kendi Facebook sayfasında yaptığı açıklamada Musul'un düşüşüne ilişkin parlamenter soruşturma komisyonundan çıkan sonuçların hiçbir değeri yok dedi. Bu rapora siyasi fikir ayrılıklarının hakim olduğu ve objektiflikten yoksun olduğunu savunan Maliki, Musul'da yaşananlar Ankara'da planlanan bir komploydu. Komplo daha sonra Erbil'e hareket etti dedi. Maliki, İran ziyareti sırasında bu açıklamayı yaptı. Salı günü İran'da olan Maliki'nin dini lider Ayatullah Ali Hamane ile görüşmesi bekleniyordu. Musul 10 Haziran 2014'te neredeyse çatışmasız bir şekilde DAEŞ çetelerinin eline geçti. Nüfus bakımından Bağdat'tan sonra ikinci kent olan Musul'un bir gün içinde düşmesi yoğun şüphelere yol açtı. Özgür Gündem gazetesi Temmuz ayı başlarında yayınladığı bir belgede Musul'un düşüşünün bir komplo olduğuna dikkat çekmişti. Bir diplomatın açıklamalarına dayandırılan habere göre 1 Haziran 2014'te Amman'da gizli bir toplantı yapıldı. Toplantının ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiği belirtiliyordu. İddiaya göre 12 kişinin katıldığı toplantıda özellikle Ürdün İstihbarat Şefi Salah Kalab, KDP'den Azad Bervari, Kürdistan Bölgesi İstihbarat Şefi Mesrur Barzani, Nakşibendi Hareketi'nden Saddam rejiminin eski başkan yardımcısı İzzet İbrahim Elduri ve Ensar el-İslam'ı şefi Melek Karakar yer aldı. 23 Aralık'ta İran haber sitesi İrib ve Lübnanlı televizyon El Manar'da da bu şüpheleri güçlendiren haberler dikkat çekti. Haberde yürütülen soruşturmaya dikkat çekilerek Musul'un düşüşünün Baas Partisi ile yozlaşmış bir kısım askerlerin ihanetinden kaynaklandığı ifade ediliyordu. Nuri el-Maliki'nin ifadelerine de yer verilen haberde bir komplodan bahsediliyordu. Maliki, Irak ordusunun kaybetmediğini, partiler arasında yapılan anlaşmalara uygun olarak çekildiğini söyleyerek bunu bir komplo olarak değerlendiriyordu. Kendisi de yolsuzluk ve otoriterlikle suçlanan Maliki, Musul'da yaşananların ortak operasyon odasında siyasi gruplar arasında varılan bir anlaşmanın sonucu olduğunu söylüyordu. Maliki'ye göre bu ortak operasyon dairesinin başında Saddam'ın yardımcısı İzzet İbrahim Elduri yer bulunuyor. Musul'un işgalinden bir gün sonra Musul'daki Türk konsolosluğunda 50 dolayında kişinin DAEŞ tarafından rehin alınması da şüphe konusu oldu. Konsolosluk çalışanları 20 Eylül'de serbest bırakıldı.
Geçtiği her yerde vahşi katliamlar yapan DAEŞ'in rehin aldığı konsolosluk çalışanlarının mucizevi bir şekilde kurtarılması bir mizansen olarak değerlendirildi. Aralarında The Times'ın da olduğu çok sayıda gazete Ankara'nın en az 180 DAEŞ teröristini serbest bıraktığına dikkat çekmişti. Uluslararası Af Örgütü Mart ayından bu yana 4300 kişinin hayatını kaybettiği Yemen'de olası savaş suçlarına ilişkin Birleşmiş Milletler'den soruşturma başlatmasını istedi. Af Örgütü siviller için hiçbir yer güvenli değil başlığı altında yayınladığı raporunda Yemen'deki hava ve kara saldırılarına dikkat çekti. Çatışmanın tüm taraflarının sivillerin güvenliğine yönelik kasıtlı bir acımasızlık örneği gösterdiğini belirten Af Örgütü şunları ifade etti. Yemen'in güneyindeki siviller, Husiler veya Husi karşıtı grupların ölümcül çapraz ateşi altında bulunmakla birlikte koalisyonun sürekli hava saldırılarının tehdidi altında yaşıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'deki Şii Husilerin ilerleyişini engellemek için 26 Mart'ta hava saldırılarına başladı. Yemen Devlet Başkanı Abdurrahman Mansur Hadi de aynı günü Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Af Örgütü raporunda Taiz ve Aden kentlerindeki illegal saldırıların yol açtığı ölüm ve yıkımdan tüm tarafları sorumlu tutarken bunların savaş suçu teşkil edebileceğini kaydetti. Ülkenin üçüncü büyük kenti olan Taiz'de sadece pazar ve pazartesi günleri yaşanan çatışmalarda 80'i aşkın kişi hayatını kaybetti. Af Örgütü Arap Koalisyonu'nun yol açtığı sivil ölümlere de dikkat çekerek özellikle 8 hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 141 sivilin öldüğü, 101'inin de yaralandığını belirtti. Raporda toplanan bilgiler sivil konutlar, okullar, bir pazar yeri ve bir camiyi kapsayan kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı bir şekilde hedef alındığını gösteriyor denildi. Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çatışma çerçevesinde işlendiğinden şüphe edilen savaş suçlarına ilişkin bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi için Uluslararası bir Soruşturma Komisyonu'nun kurulmasını istedi. Raporda eğer uluslararası toplum saldırganları soruşturma ve yargılamada başarısız olursa bu tür saldırıların sürmesi çok yüksek bir olasılıktır denildi. Amerikan ordusu Avrupa'da önemli bir hava tatbikatı gerçekleştiriyor. 4 haftalık tatbikata NATO ülkelerinden 1000'e aşkın paraşütçü katılıyor. Almanya, Bulgaristan, Romanya ve İtalya'da organize edilen tatbikata Fransa, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İngiltere gibi ülkeler de katılıyor. Almanya'nın güneyindeki Grafenwöhr'de bulunan Amerikan komutanlığı tarafından yapılan açıklamada bu hava tatbikatının Soğuk Savaş'tan bu yana en önemli kontenjanın katıldığı tatbikat olduğu belirtildi. NATO'nun 11 ülkesinden 4800 aşkın asker tatbikata katılacak. Tatbikat 13 Eylül'e kadar sürecek. 26 Ağustos günü Bulgaristan ve Almanya'da paraşütle indirme operasyonları gerçekleşecek. Bu operasyona 1000'e aşkın paraşütçü katılacak. Hoffenfels'te yapılacak bu gösteriye basın da davet edildi. Amerikan komutanlığından yapılan açıklamaya göre bu tatbikat Atlantik İttifakı'nın güçlü ve emin bir Avrupa'nın devamı için hızlı bir şekilde müdahale kapasitesini göstermeyi amaçlıyor. Bu tatbikat Ukrayna krizi nedeniyle Batı ile Rusya arasında gerilimin Soğuk Savaş'tan bu yana en üst seviyeye çıktığı bir döneme denk geldi. Birçok eski Sovyet ülkesi Rusya tarafından işgal edilme endişesi yaşadıklarını belirtiyor. Tatbikatlar karşılıklı olarak yapılıyor ve giderek daha da önemli bir boyut kazanıyor. Ukrayna krizinde AB, NATO ve Avrupa Birliği merkezi hükümeti desteklerken ülkenin doğusunda halk cumhuriyeti ilan eden isyancılarsa Rusların desteğini alıyor. Bu krizde 16 ay içerisinde 6800 kişi hayatını kaybetti. İngiliz araştırma merkezi European Leadership Network tarafından hazırlanan bir rapora göre NATO ve Rusya bir çatışmaya hazırlanıyor. Araştırma merkezi uzmanları Ian Kearns ve Lucas Kulesa ve Thomas Fier özellikle Mart ayında 80 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Büyük Rus tatbikatıyla Haziran'da 15 bin kişiyle gerçekleşen NATO tatbikatının işleyişini inceledi. Araştırma merkezinin çalışması en kötüsüne hazırlık Rusya ve NATO'nun askeri tatbikatları Avrupa'da bir savaş olasılığını güçlendiriyor mu başlığı altında yayınlandı. Raporun yazarları şu tespiti yaptı. Her iki taraf esas olarak düşmanının kapasitelerini hesaba katarak ve besbelli ki kafalarında bir operasyon planıyla eğitim yapıyorlar. Her ne kadar Rusya ve NATO resmi temsilcileri bu tatbikatların sadece farazi düşmanla çatışmayı hedeflediğini söyleseler de operasyonların türü ve boyutları tersini ispatlıyor.
Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını gözeten kurum Frontex, Temmuz ayı içerisinde 107.500 göçmenin Avrupa'ya ulaştığını bildirdi. Frontex'e göre bu durum 2008 yılından bu yana bir rekor ifade ediyor ve acil bir durum anlamına geliyor. Sınırları aşan göçmenlerin çoğunlukla Afganlar ve Suriyeliler olduğu kaydedildi. Bu göç akışı özellikle Yunanistan, İtalya ve Macaristan üzerinde yoğun bir baskı kuruyor. Frontex'in sınırları aşan göçmenlere ilişkin istatistik tutmaya başladığından bu yana hiç bu sayıda göçmen kayda geçmedi. 2014 yılının Temmuz ayıyla kıyaslandığında 2015 Temmuz'unda 3 kat daha fazla göç yaşandı. 2014 yılının tümünde 280 bin kişi Avrupa'ya ulaşırken 2015 yılının başından beri Avrupa Birliği sınırlarını aşan göçmenlerin sayısı 340 bine ulaştı. Frontex Yürütme Müdürü Fabrice De Geri, Avrupa için bu acil bir durumdur diyerek tüm Avrupa Birliği üyelerinin en fazla göç alan ülkelere desteğini gerektirdiğini kaydetti. Frontex, Yunanistan ve Macaristan'da yürütülen operasyonlara ek yardımların da bulunulması çağrısını yaptı. Uluslararası Göç Örgütü istatistiklerine göre bu yıl içerisinde sadece Akdeniz üzerinden 250 bine yakın göçmen ve mülteci Avrupa'ya ulaştı. Bu tehlikeli yolculukta 2000'e aşkın kişi hayatını kaybetti. Avrupa Komisyonu giderek artan oranda göçmen akışının yaşandığı Avrupa ülkelerine Ağustos ayı başında 2.4 milyar euro yardım paketi açıkladı. Bu yardım 6 yıllık bir dönemi kapsıyor. Yunanistan'a bu çerçevede 474 milyon euro yardım yapılacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği Yunanistan'a bir hafta içerisinde 20 bin aşkın göçmenin ulaştığını açıkladı. BM Temsilciliği 8-14 Ağustos tarihleri arasında bir hafta içerisinde 20.843 göçmenin Yunanistan'a ulaştığını bildirdi. BM'ye göre bu rakam 2014 yılının tümünde Yunanistan'a deniz yoluyla ulaşan göçmenlerin %50'sine denk geliyor. Sadece Temmuz ayı içerisinde en az 50.242 göçmen Yunanistan kıyılarına ulaşmayı başardı. 2014 yılının tümünde 43 bin kişi Yunanistan'a ulaşmıştı. BM Mülteci Temsilciliğine göre deniz yoluyla gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu %82 ile Suriyelilerden, %14 ile Afganlardan ve %3 ile Iraklılardan oluşuyor. BM Mülteciler Yüksek Temsilciliği son haftalarda bu göç akışı hızının arttığını ve bu gelenlerin büyük çoğunluğuna mülteci statüsü verilmesi gerektiğini kaydetti. Bodrum'la Yunanistan'ın İstanköy ya da Yunanca adıyla Kos Adası arasındaki mesafe Avrupa ile Türkiye arasındaki en kısa yollardan birini oluşturuyor. Göçmenler 1000 doların üzerinde para vererek bu denizin yolunu lastik botlarla geçiyor. BM Mülteciler Yüksek Temsilciliği aylardan beridir artan bu mülteci krizi konusunda uyararak Kos Adası ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde göçmenleri karşılamak için acil barınma merkezlerinin kurulmasını istiyor. Kos Adası Türkiye kıyılarına yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor. Burası Orta Doğu'dan gelen mültecilerin temel geçiş kapısı durumunda. 33 bin kişilik nüfusu olan adada mültecileri karşılamak için yeterli merkez bulunmuyor. 33 bin kişilik nüfusu olan adada mültecileri karşılamak için yeterli merkez bulunmuyor. Göçmenler sokaklarda, parklarda ve plajlarda uyuyorlar. Sınır tanımayan doktorlar örgütüne göre yaklaşık 2 bin kişi son derece kötü koşullarda yaşıyor. Sri Lanka'da iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi 17 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri kazandı. Ancak mutlak çoğunluğu elde edemedi. Başbakan Ranil Wickremesinghe'in partisi 225 sandalyeli mecliste sandalyelerin 106'sını elde etti. Ulusal Birlik Partisi'nin bu zaferi yeniden iktidarı elde geçirmek isteyen Başbakan Mahinda Rajapakse'nin umutlarını da alt üst etti. Rajapakse'nin Özgürlük İçin Birleşik Halk İttifa 95 sandalye kazanabildi. Rajapakse yaklaşık 10 yıllık iktidarı boyunca özellikle Tamillere karşı yoğun suçlara bulaştı. 2009'da Tamil Eyalam Özgürlük Kaplanları ağır katliamlara maruz kaldı. On binlerce kişi katledildi, on binlercesi de kayboldu. Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar işlendi. Ulusal Birlik Partisi mevcut durumda 40 olan sandalye sayısını 106'ya çıkarmasına rağmen mutlak çoğunluk için gerekli olan 113 sandalyeye ulaşamadı. Ancak reformlarını geçirmek için daha iyi bir pozisyon elde etti. Yine de Ocak ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında vaat etti. Yasa projelerini gerçekleştirebilmesi için ittifaklara dayanmak zorunda kalacak. Tamil Ulusal İttifak 16 sandalye elde ederek 3. parti oldu. Marksist Partisi, Halk Kurtuluş Cephesi 6 sandalye kazandı. Bu
Her iki parti de bir koalisyon hükümetinde yer alamayacaklarını açıkladı. Tamiller kendi kaderlerini tayin hakkı üzerinde referanduma gidilmesini, insanlık suçlarına karşı uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istiyor. Pazartesi günü gerçekleşen genel seçimler Sri Lanka tarihinin en barışçıl seçimlerinden biri olarak değerlendirildi. Amerikan Guttmacher Enstitüsü araştırmacılarının 19 Ağustos'ta Sağlık Dergisi BJOG'de yayınlanan tahminlerine göre milyonlarca kadın riskli kürtajlarla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördü. Araştırmacılar kalkınmakta olan ülkelerde 2012 yılında 7 milyon kadın riskli kürtajlarla bağlantılı komplikasyonlara ilişkin tedavi merkezlerinden geçtiğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her gün 800 kadın gebelik ve doğumla bağlantılı önlenebilir komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin %8 ile 15'inin riskli kürtajlardan kaynaklandığı belirtiliyor. İstenmeyen ve bazen geç kalınan gebelikler ardından yapılan kürtajlar kötü sağlık koşullarında gerçekleşiyor. BJOG dergisinde yayınlanan araştırmada Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın 26 ülkesindeki veriler ele alınıyor. Araştırmacılar, her bir ülkenin riskli kürtaj sonrası sağlık tedavilerinden yararlanan kadın organlarını tahmin etmiyor. Buna göre kalkınmakta olan ülkelerin genelinde ortalama her 1000 kadından 6.9'u bu tedaviden yararlanıyor. Bu da 2012 yılında yaklaşık 7 milyon kadının riskli kürtaj komplikasyonlarından dolayı tedavi merkezlerine gittiğini gösteriyor. Sınır tanımayan doktorlar örgütünden Daphne Lagru, bu rakamlar sorunların boyutlarını gösteriyor. Riskli kürtajlar kadınların doğum sırasındaki ölümlerine ilişkin büyük bir neden olarak kalmaya devam ediyor, dedi. Tanzanya'da bulunan küçük bir parmak kemiği insanların atalarına dair çok şey söylüyor. Bu parmak kemiği bundan 1 milyon 800 bin yıl öncesine ait. Bu parmağı taşıyan kişinin her türlü işe yapabilen bir ele sahip olduğu tahmin ediliyor. İngiliz Nature Communication dergisinde yayınlanan bir araştırma, söz konusu olanın bugüne kadar bilinen en eski modern ele ait bir kemik olduğunu kaydediyor. Parmak kemiği Tanzanya'nın kuzeyindeki zengin bir tarih tesisi olan Aldua Boğazları'nda yakın bir zamanda bulundu. Merkezi Madrid'de olan Afrika Evrim Enstitüsü'nden Manuel Dominguez Rodrigo öncülüğündeki araştırmacı bir ekip bu keşfi yaptı. Parmak kemiği OH86 olarak adlandırılan bir yetişkine ait. Bu yetişkinin taştan ilkel aletler yapmayı bilen insana benzeyen bir Australopithecus olan Paranthropoisle yetenekli insan anlamına gelen Homo habilisle ortak yaşadığı tahmin ediliyor. Dominguez Rodrigo OH86'nın modern insanların atası olarak kabul edilen ve dik insan anlamına gelen Homo erectus'un atası ve hatta da bir Homo erectus olabileceğini söyledi. Homo türünün fosilini temsil eden Homo erectus yaklaşık 1 milyon 700 bin yıl önce ortaya çıktı. Araştırmacıların bir parmak kemiğinden duyduğu heyecan, insan türünün en önemli anatomik karakteristiklerinden birinin el olmasından kaynaklanıyor. Dominguez Rodrigo, elimiz her türlü davranışlar ve manipülasyonları sağlamak için tüm diğer primatlardan daha fazla gelişti, dedi. Araştırmacı, beynimizle iletişim halinde olan bu hassas manipüle etme kapasitededir ve temel olarak aletlerin icadı ve kullanılması sayesinde beynimizin gelişimini sağladı, diye ekledi. İnsansı canlılar bundan yaklaşık 6 milyon yıl önce 4 ayak üzerinde hareket etmeyi durdurarak 2 ayaklı hale geldiğinde bu evrim ellerin serbest kalmasını sağladı. Başparmak dönüşüm geçirdi ve büyüdü ama insanların ellerindeki parmak kemikleri net bir şekilde kavisli hale gelerek ağaçlara tırmanabilmelerine yardım etti. Bilim insanları yapay zeka geliştirilmesi konusunda bir adım daha ileri attılar. Rus bilim insanları kendi kendini eğitebilen fiziksel beyin modeli yarattılar. Rusya Today'in haberine göre Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomsk Devlet Üniversitesi'nde araştırma uluslararası bir bilim insanı ekibi doğal zekanın yapay taşıyıcısı olabilecek bir aygıt üretti. Bilim insanları ekibinde Rusların yanı sıra Alman, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan da bilim insanları yer alıyor. Bilimsel çalışmaya Profesör Doktor Vladimir Siryamkin başlık ediyor.
Vladimir Siryamkin bu çalışma sonucunda kat ettikleri süreci şöyle ifade etti. İlk olarak insan beyninin matematiksel ve bilgisayar modelini oluşturduk. Daha sonra yapay sinir ağ eğitmek için kullanılan geriye yayılma algoritmasının bulunduğu elektronik bir cihaz tasarladık. Cihaz görüntü ve ses gibi çeşitli bilgileri işleme kapasitesine sahip. Şimdi de akıllı denetim merkezi işlevi görecek bir robot düzeneği kurmak için çalışıyoruz. Geliştirilen fiziksel beyin prototipi dış uyaranlar yoluyla edindiği yaşam deneyimlerini biriktirebiliyor ve bu sayede kendi kendine öğrenme kapasitesine sahip oluyor. Çalışmanın başarıyla tamamlanması halinde ortaya çıkartılan bu yapay zekanın edindiği bilgileri hatırlayıp benzer koşullarda kullanabileceği kaydediliyor. Profesör Doktor Vladimir Siryamkin çalışmanın sonunda yapay zeka, biyolojik zeka modelinin benzeri haline gelebilir. Önümüzde daha yapılacak çok iş var ama şimdiden büyük bir adım attık. Beynin sinir sisteminin gizemini kırmayı başardık diye konuştu. Yapay zekanın Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi durumlarda kullanılacağı ifade ediliyor. Kısa bir süre önce ayna karşısında kendisini tanıyan bir robotla düşünme yoluyla kendi farkına varan robot üretilmişti. Ancak yapay zekanın potansiyel olarak çok büyük yararlarının yanı sıra beraberinde getirmesi muhtemel tehlikeler de var. Bu da yapay zekanın ne amaçla kullanıldığıyla bağlantılı bir durum. Aralarında ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking ve Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın da olduğu binlerce araştırmacı ve şahsiyet, otonom saldırı silahları ya da diğer adıyla katil robotların yasaklanmasını istedi. İmzacı araştırmacılar ve profesörler yapay zeka teknolojisiyle öyle bir noktaya ulaştı ki bu sistemlerin pratikte veya yasal olarak hayata geçirilmesi onlarca yıl içinde değil, gelecek yıllarda mümkün uyarısını yaptı.